Tabii öncelikle ağır bir yenilgi aldık. Bu bize üzüntüye soktu açıkçası ama hiçbir zaman takım olarak mağlup olduğumuz maçlarda, özellikle bu tarz maçlarda rehavete kapılmamamız gerekiyor. Çünkü kapıldığımız takdirde hem lige yansıyacak hem de bizi olumsuz yönde etkileyecek. Sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını değil, hem lig maçlarını, çünkü lig de çok önemli bizim açımızdan. 4'te 4 yapmış durumdayız. Ama dediğim gibi çok iyi gidiyoruz. Ama bu yenilgi bizi asla yıldırmayacak. Valencia maçı tabii oyunsal anlamda ürkek başladık açıkçası bakıldığında. Dediğim gibi nasıl takımca iyi oynayabiliyorsak, takımca da o maç gerçekten herkes kötü oynadı, öyle söyleyeyim. Çünkü az önce analiz yaptığımızda maçı tekrar izlediğimizde tüm hatalarımızı gördük ve o hataları bir daha tekrarlamamız gerekiyor. Onun üzerine çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden de gereken çalışmayı hocamız hafta içi idmanlarda yapacağını düşünüyorum. Ve ona göre önlemlerimizi alacağız. Tabii ilk 11 oynamak istiyordum gerçekten açıkçası. Çünkü bir sürü transfer dedikoduları vardı sezon başı. İşte herkes Şampiyonlar Ligi var, Şampiyonlar Ligi var. Bu baskı vardı üzerimde açıkçası. Çok oynamak istiyordum ama tabii hocanın taktik gereği olsa gerek. Dediğim gibi fırsat bulamadık ama ikinci yarı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım sonuçta. Sadece bu maçta yedek kalmamıştım. Dediğim gibi inşallah daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yedek olmak sende farklı şey yaratıyor mu? Yok açıkçası bir sürü üst seviyeli oyuncular bile yedek kalabiliyor baktığınızda takımlarında. İlk 11 şansı bulamayabiliyor ama onlar da dediğimiz gibi bu takım artık takım olgusunu yakalamış durumda. Kimin oynadığı fark etmiyor çünkü şampiyonluk o yüzden gelmiş bu takımda. Bu yüzden de benim bir sorun yaratmam hem takımı etkiler hem de tüm maçları motivemize etkiler. Bu yüzden de asla öyle bir şeye kapılmıyorum. Ben yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Başka? Valencia kulübü başkanının maçtan sonra başlaması var. İşte 8 bin kulübü var oyuncu çok iyi. 5 milyon euroya hemen sıkmadı. Bunları duyduğumda ne hissettim? Bir de İstanbul Ligası Ertuğrul Hoca'yı biraz eleştirdim. Yani en azından ikinci tane başına öyle bir veriydi falan. İlk söyleyelim şey varsa. Tabii Valencia başkanının öyle söylemesi gerçekten güzel bir şey benim açımdan. Benim her zaman hedeflerimin arasında Avrupa'ya transfer olmaktı. İnşallah bunu gerçekleştiririm. Dediğim gibi Valencia'nın böyle bir teklif sunması bile benim için onur verici bir şey. Öteki İstanbul medyasına geldiğimizde zaten her zaman eleştiriler hem bana olsun hem takım olsun hem de hocaya olsun. Her zaman yapabiliyor. Bu doğal bir şey ama hiçbir zaman bunu takmamamız gerekiyor kafamıza. Bu yüzden de biz de duymuyoruz onları. Antep maçıyla ilgili Antep maçı tabii çok iyi takımları var. Ben açıkçası çok beğeniyorum. Hem kişisel becerileri olan bir oyunculara sahip takım. Tolunay Hoca da gerçekten oraya güzel futbol anlayışı aşıladı diyebilirim. Dediğim gibi zorlu bir deplasman olacak. İnşallah Gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Bir de